Merhabalar, evde kuzu tandır yapacağız bugün. Önce bir tane kasaptan kuzu ön kol aldık biz. İsterseniz kalabalıksanız kuzu arka butta alabilirsiniz. Biz ön kol aldık. Biz şu an 4 kişiyiz evde. Önce kuzumuzun üzerindeki ince şu zar tabakayı alıyoruz. Bakıyoruz. Evet, ben bunu 3 parçaya böldüm. İsterseniz hiç bölmeyebilirsiniz de fırına girmez diye ben 3 parçaya böldüm. İsterseniz tek parçada yapabilirsiniz. Sonra üzerinde bir bıçakla 4-5 parça delik açıyoruz. Evet, hiç önemli değil. Şekli, şemali hiç önemli değil. 4-5 parça sağından solundan delikler açıyoruz. Tüm parçaların. Çok basit. Herkesin sevdiği kuzu tandırı evde yapacağız. Daha sonra doğradım ben. Evet, sarımsakları temizledim. 5-6 tane sarımsak. Bunları patlatıyoruz şöyle elimizle. Bu ya da bıçak yardımıyla. Bu deldiğimiz deliklere sokacağız. Evet, bir tane buna. Bir iki buna, bir iki buna sokacağız deliklere. Sadece patlatmamız yeterli. Rendelemeye hiç gerek yok. Evet, bunu da sokuyoruz. Bir tane şuraya. Daha sonra biraz tuz. Bunu da şuraya sokalım. Biraz tuzluyoruz. Burada önemli bir şey, tuzu bu deliklere de yedirmeye çalışacağız. Normal sofra tuzu kullanabiliriz burada. Biz mühürleme yapmayacağız çünkü mühürleme yapmış olsaydık biraz iri daha tuz kullanacaktık. Evet, şuraya da bir, şöyle bir inceye de yarık atalım. Evet, şimdi ovalıyoruz. Tuz her yere girsin. Sarımsaklar girsin. Sarımsak düştü. Düş. Önemli. Ver oğlum onu bana. Evet, düşen sarımsakları kullanmıyoruz. Onu çöpe atacağız. Merhaba. Daha sonra zeytinyağı lazım birazcık. Bizim kendi sızma zeytinyağımız var. Soğuk sıkı. Evet. Sızma zeytinyağıyla birazcık şöyle. Adeta seviyorum bunu. Bunu eğer vaktimiz varsa bir gün önceden yaparsak bu işlemi ya da birkaç saat önceden en azından buzdolabında beklemeye bırakabiliriz. Fakat bizim şu an o kadar vaktimiz yok. Hemen pişirmemiz gerekiyor çünkü karnımız çok aç. Zaten pişme süresi biraz uzun olacak. Evet, her yerimi yağladıktan sonra birazcık kuru biber yeğimiz var bizim. Biber yeği genelde danak yerinde daha yakışan bir şey ama biz kuzuya da biraz kullanıyoruz. Az biber yeği. Çok değil. Ağızda kekik. Taze kekik. Bunu da yediriyoruz. Sarımsaklarımız dağılmasın. Şunu şuraya sokalım. Şunu da şuraya sokalım. Evet. Tamam, tuzumuzu, yağımızı, biber yeğimizi yedirdikten sonra bunu önce bir de yağlık yağda saracağız. Şöyle şöyle yapayım. Dediğim gibi isterseniz tek parçalı da yapabilirsiniz bunu. Fakat biz fırına sığmaz diye birkaç parçaya böldüm. Şöyle. Yağlı kağıttan sonra bunu alüminyum folyoya saracağız. O yüzden yağlı kağıda iyice sarıyorum. Alüminyum folyo bile geçe değip zarar vermesin diye. Evet, bu kadar. Yağlı kağıdını da tak. Alüminyum folyo haberlerini dinlemedin mi? Dinledim işte, o yüzden alüminyum folyo yapıyoruz. Evet.
parça kalmış. Bakalım. Her yeri kapatacak şekilde sarıyoruz. Kenarlarını şöyle kıvırıyoruz paket gibi. Hepsini de kıvırıyoruz. Kenarlar komple kapalı. Evet, fırınımız yaklaşık 2 saat 200 derece pişmeye bırakıyoruz. Hiç korkmayın. Az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, artık sürenin sonuna geldik. Fırından pide aldık. Pideyle sunum yapacağız. Pidemiz şöyle 2 tane aldığımda demiştim 4 kişiyiz diye. Bunları şöyle koyuyorum. Fırınımızdan çıkarıp sıcak fırından ısınması için 1-2 dakika koyacağım. Evet. Evet et severler. Kuzumuz sandviç. Ben de çok heyecanlıyım şimdi. Başlıyoruz. Evet. Evet, şu görüntüye bir bakar mısınız? Adeta gerçekten tandırda yapmış gibi lime lime kuzu tandır. Şuna bakar mısınız? Et yumuşacık olmuş. Lime lime olmuş. Evet, şunu da koyalım hemen. Bu burada ısınırken size salatamı göstereceğim. Marul, havuç, maydanoz ve lahanamız var. Sadece bunlardan. Üzerine ben karıştırmadım size göstermek için. Üzerine limon sıkıyorum. Sonra yine sızma zeytinyağı. Ben biraz da nar şey yaptım. Yarım nar ayıkladım. Etin yanında güzel gider diye. Tabi isteğe bağlı, istemezseniz katmazsınız. Nar. Birazcık tuz. Çok basit. 5 dakikada kuzuyu hazırladık. 2-3 dakikada salatayı hazırladık. Sonra pişmeye bıraktık. Ama misafirlerimize müthiş bir yemek olacak. Evet, bunu da burada karıştırıyoruz. Normal bu mevsimin salatası diyebiliriz. Kış olduğu için domates, salatalık kullanmadık. Daha doğal ürünler var şu. Bu tamam. Ekmeğimiz de ısınmıştır. Fırın zaten sıcaktı. Şuradan bir tabak alalım. Kemiği görüyor musunuz arkadaşlar? Etin kemikten nasıl ayrıldığını. Yani karşınızda açtım. Et artık kemiği bırakmış. Bırakmış, yalnız olmak istiyor. Bunu ne yapıyoruz? Tam misafirlerinize istediğiniz oranda yağlı, yağsız nasıl istiyorlarsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Çok sıcak. Birkaç parça şöyle bırakabiliriz şuralara. Şuralara. Şöyle kemiği hemen alalım. Tutamıyorum bile. Kemik işte kemik. Kemik ortada. Ne kadar iyi piştiğinin kanıtı bu da. 200 derecede aşağı yukarı 2 saat 15 dakika, 2 saat gibi. Bunun üzerine isterseniz birazcık daha kekik ilave edebilirsiniz. Karabiber çok yakışır. Karabiber ilave edebilirsiniz. Şunun içinde hala bir kemiğin parçası var. O yüzden burası zor kesiliyor. Onu alalım hemen. Onu aldık.
Şu ekmeğimizi dilimleyelim. Yemesi kolay olsun. Kuzunun üzerindeki hiçbir yağ almadık. İsterseniz yağsız yemek isteyenler o yağı ayırabilirler. Fakat kesinlikle o yağ ile birlikte pişmesi gerekiyor. Kesinlikle kuzunun üzerindeki, o butun üzerindeki, ön kolun üzerindeki yağı hiç almıyoruz. Evet. Şöyle basit bir soğan köpüğünü çekelim şuradan. Evet. Bu bayağı büyük bir servis tabağı oldu ama şöyle Hüseyin Sari'ye de bir tattıralım bakalım. Beğenecek mi? Evet Hüseyin Sari. Nasıl olmuş Hüseyin Sari? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş? Az mı çok mu? Çok. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin.